Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı dediğimiz gibi ama kurbanlık fiyatları aldı başını gidiyor. 30 bin liraya varan fiyatlar var. Şimdi ekip arkadaşımız Ali Morca da bir kurbanlık pazarına gitti. Ve elinde de bir kuzu var galiba. Evet, yanında da yine kurbanlık pazarında görev alan esnafları görüyoruz bir yandan. Evet Ali, sendeyiz. Çok tatlı bir arkadaş var yanında. Başlayalım. Nasıl fiyatlar? Tabii bir yandan hem seviniyoruz bayram geliyor diye, hem üzülüyoruz aslında kurbanlık pazarlarını görünce ama aktar bize durumu oradan lütfen. Arada beni de çağırmış. Evet. Ya bu niye çıktı? Ben çıktım. Evet, kurban satış noktasındayız. Elimdeki Nazlı ismi çok tatlı. Peşimi bırakmıyor. Buraya geldim geleli. Peşimi bırakmıyor. Nazlı ismi inanılmaz, böyle kıyamazsınız. Alıp kanala getirmeyi düşünüyorum. O derece sevimli yani. Yanımızda kurban satış noktasında bulunan Mustafa Mehmet enişte. Kendisi, evet, kendisine satışları soralım. Kurban satışları nasıl gidiyor? Daha erken. Daha erken ama bu sene biraz sıkıntılı geçebilir. Çünkü malum fiyatlar çok pahalı. Alım gücü eksik olabilir insanlarda. Ama yine de yani vatandaş kurbanını alsın, görsün, ne kestiğini görsün. En güzeli öyledir. Kurbanı görerek kurban kesmek en eftaldır yani. Sevaptır. Öyle hemen ben para bağışladım gitti gibi olmaz. Daha doğrusu pek iyi değil. Kaç gün kaldı kurbana? 16 gün kaldı. Büyük başta şu an genel olarak satışlar devam ediyor. İnşallah ki herkes malını satsın. Ama ufak başta daha erken. O ufak başta yani 3 gün, 5 gün kala kurban satışı başlar. Çünkü malum İstanbul'a erkenden getirmek külfet ister. Yer sıkıntısı var. Vatandaş onun için erken malını getirip de burada rezil olamazsın. Çok sayıda vatandaş diyor ki fiyatlar, kurban fiyatları uçtu bu sene. Biz de yerine gelip inceliyoruz. Böyle bir tepkiler alıyor musunuz? Şimdi malum zaten her şey uçtu. Bir kurban, yine kurban fazla uçmadı ona bakarsan. Yani gerçekten başka ticarete baktığın zaman kurban yine aynı. Yani 2500 liraya da vatandaş kurbanını alacak. 3000 liraya da alacak. 5000 liraya da alacak. Mesela şöyle bir koç. Şöyle bir bakalım. Evet. Şöyle bir koç bir gün. Arkadaş, evet, rica ederim. Orayı göster. 110 kilo geliyor bu koç. Yani bu koç 6000-6500 lira. Evet. Koç 6000-6500 lira dedi beyefendi. Ne kadar geliyor dediniz tam olarak? Bu 100 kilo, 110 kilo. Evet, çok inanılmaz. Evet. Balıkesir Gönen koçu. Evet. Mehmet enişte, çok güzel şarkı söylediğinizi duydum. Bize de buradan... Bu tüyü kim verdi size? Evet. Bize bir şarkı söyler misiniz? Söyleyelim. Evet. Söyleyelim. Sazında verir misiniz? Mehmet Bey, Fidan, Gizem Fidan, Mehmet Bey'i yakaladık biz burada ama kendisinin sazı da var. Biz rica ettik kendisinden. Çok güzel şarkı söylüyormuş. Bunun istihbaratını edinmiştim. Kendisine de böyle sürpriz yaptım. Bize bir şarkı söylesin, rica edelim. Bir türkü söylesin, biz de dinleyelim. İzleyiciler de dinlesinler. Gamsız biriyim, benim neler çektiğimi kim bilir? Ben yeni közlenmiş yangın yeriyim, benim neler çektiğimi kim bilir? Vah! Sinemdedir benim derdim, dağlarım
Ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler gece ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir? Evet, çok teşekkür edelim kendisine. Kurban satışlarına geri dönelim, fiyatlara geri dönelim. Evet, size kırmızı. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Gizem Fidan. Evet, sevgili. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyelim. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Diliyoruz herkese. İnşallah. Evet, herhalde böyle bir kurbanlık pazarından böyle bağlamayla, şarkıyla, türküyle bir yayın eşine az rastlanır bir yayındır. Ali Morcu'ya da çok teşekkür edelim. Bu arada müziğin tedavi edici gücü hep bilinir. Böyle uysallaştırıcı gücü bilinir. Dikkat ettiniz mi bilmiyoruz ama kurbanlıklar Ali Morcu da devam ediyor Nazlı'yla gezmeye. Ama her şey bir yana, tabii ki kurbanlıklar müziği alınca, duyunca uysallaştılar değerli izleyenler. Müziğin iyileştirici, uysallaştırıcı gücünü gördük. İyileştirici gücü de vardır. Müzik nerede kesildi? Kurbanlıklar hareketlenmeye başladı. Ama her şey bir yana, fiyatlar aldı başını gidiyor. Yani beyefendi de söylüyor. Biz özellikle çok fazla alım gücü olacağını düşünmüyoruz diyorlar. Evet, şu anda bir anda da görüyorsunuz minik kuzular bu şekilde annelerinden sütlerini emiyorlar. Yani hem güzel bir tablo hem de bir yandan tabii kesilecek olmalarının verdiği ayrı bir bakış açısı olabilir. Üzünlü bir tablo olarak da gelebilir kimilerince ama her şey bir yana tabii ki alım gücü azaldığı için onlar da öyle bekliyorlar. Yani gelen vatandaşların sayısının azaldığını söylüyorlar. Alım gücü nedeniyle daha az sayıda kurban kesileceğini tahmin ettiklerini söylüyorlar. Ki bu konuda yapılan açıklamalarda da alım gücü nedeniyle %20'ye varan azalma söz konusu kurbanlık sayılarında, yani kesilecek olan kurbanlık sayılarında. Ama henüz daha kurbanlık pazarlarında küçük başların satışına da başlanmadı. Onu da hatırlatalım. Büyük başların satışı söz konusu olabiliyor ama fiyatlar binlerce liraya, yani 30 bin liraya varan fiyatlar var. Yerinden gittik, gördük. Ali Morcu bize aktardı. Şarkıyla, türküyle çok da güzel bir kurbanlık pazarından yayın gerçekleştirdik. Şimdi